Merhaba arkadaşlar. Bugün şu anda bir test yapıyoruz. Yerde 1 metrekarelik bir alanı çevirdik. Gördüğünüz gibi burası 1 metrekareye 1 metrekare olan bir alan. Her iki tarafından da. Burada yaklaşık 1 kiloya yakın bir ürünü aldık. Daha önce tarttık. Zaten testimizin sonucunda da tekrardan tartacağız topladığımızda. Bu alana yaydık. 2,5 milim kalınlığında 1 metrekare alanı biohumusla kapladık. Bazı arkadaşlar sadece biohumusun toprağa ne kadar fayda verebileceğini, nasıl faydalı olabileceğini, başka bir kimyasal gübre kullanmadan veya başka ilave başka ürünler kullanmadan nasıl faydalı olabileceğini konusunda tereddüde düşüyorlar. Bu video birazcık da onlar için hazırlandı. Ürünümüzde taş toprak olmadığı için hacmi yüksek bir ürün. Bunu her zaman belirtiyoruz ama bunu gözle de görünebilmesi için biz bu videoyu net bir şekilde hazırladık. Şimdi arkadaşımız yardımcı olacak ve hep birlikte bu ürünü toplayacağız ve hep beraber tartacağız. Bu arada bazı bilgileri de sizlerle paylaşayım. Biohumus organik gübreyi kullanırken yetişkin ağaçlarda, cevizde, zeytinde, incirde bu tarz ağaçlarda bir ağaca sadece 2 ila 3 kilo civarında kullanmanız yeterli gelecektir. 2 kilo kullandığınız zaman siz yaklaşık olarak en az 2 metrekarelik bir alanı 2,5 milim kalınlığında biohumusla kaplamış olursunuz. Kabımızın darasını alıyoruz. Yaklaşık olarak 149 gramlık bir kabımız var. Sıfırlayalım. Evet. Şimdi içine doldurmaya başlayalım. Evet, gördüğünüz gibi topladığımız, tabii yerde kalan bakterilerimiz de var. Bir miktar da yerde böyle toplayamadığımız miktar da var. Şu an için 837 gram bir ürün tartmış olduk. 1 metrekare alanı tamamen kaplayabiliyor. Hepinize teşekkürler. Yani bunun bu kadar yoğun olmasının sebebi de bu arada içerisinde taş toprak olmaması, saf bir ürün olmasından kaynaklanıyor. Hepinize teşekkürler.